TR724 YouTube kanalındasınız. Yusuf Dereli'nin yazdığı "Kamuoyu soruyor, o dolarları kim aldı? İllüzyon bozuldu, fakirmişiz." başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Wuhan'dan yayılan COVID-19, Türkiye ekonomisi üzerindeki zenginlik illüzyonunu da bozdu. Ekonomik veriler her ay bir öncekinden daha kötü geliyor. Damadın başında olduğu ekonomi yönetimi tam anlamıyla çuvalladı. Eski bankacı Kerim Rota, Ocak 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Merkez Bankası'nın net rezervlerinden 65.7 milyar dolar harcandığını açıkladı dün. Neden harcandı bu kadar para? Doları baskılamak için. Birileri kafasına göre dolara bir seviye belirledi ve o seviyeyi aşmasın diye rezervler eritildi. Merkez Bankası eliyle resmen ucuz döviz tanzim satışı yapıldı. Sonuç, dolar 14 ayda 5.20'lerden 7 TL'ye geldi. Elde var sıfır. Kamuoyu soruyor, şimdi o dolarları kim aldı? Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Merkez Bankası, gizli saklı para basmaya ve dalgalı kur rejimine rağmen kura müdahale etmeye devam ediyor. Erdoğan'ın faiz inadı ve itibarı kalmayan ekonomi yönetiminin hiçbir mantığı olmayan hamleleri nedeniyle dolarizasyon artıyor. Acil para, döviz lazım ancak AKP siyasi nedenlerden dolayı IMF'nin kapısını çalmıyor. FED ise Türkiye'yi siyasi ve ekonomik nedenlerle swap hattına dahil etmiyor. AKP rejimi 18 yılın sonunda Türkiye ekonomisini tam anlamıyla çıkmaza soktu ve tünelin ucundaki karanlık her geçen gün daha da koyulaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, adım adım sona doğru yaklaşıyoruz, tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı dediğinde takvim yaprakları 12 Mayıs 2019'u gösteriyordu. Söz konusu açıklamanın üzerinden bir yıl geçti ancak bugüne kadar ekonomik anlamda iyiye giden hiçbir şey olmadı. Zaten 7 milyon seviyelerinde olan işsiz sayısı COVID-19 salgınının da etkisiyle 10 milyona dayandı. Tüketim ve buna bağlı olarak üretim düştü. 300 binden fazla esnaf kepenk kapattı. Açlıktan intihar edenlere her gün yenileri ekleniyor. Dolar 7 lirayı aşacak diye iktidarın adeta ödü kopuyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 30 Nisan'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Doları 7 liranın altında tutmak için niçin milyarlarca dolar satış yapıldığına ilişkin soruya "Bizim kurla ilgili bir savunma mekanizmamız yok." diye cevap verdi. "Dolar satmadık," diyor. Koskoca Merkez Bankası Başkanı milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Merkez Bankası'nın doları muhtemelen sarayın belirlediği manasız ve hiçbir ekonomik anlamı olmayan kur seviyesinde tutmak için kamu bankalarını da kullanarak piyasaya döviz sürdüğü herkesin bildiği bir sır. Anlamsız, zira doların 6.999 olmasıyla 7 TL olması arasında ne fark var? Dolar 7 lira olunca kıyamet mi kopacak? Eski bankacı Kerim Rota dün Sözcü gazetesine önemli bir açıklamada bulundu. Merkez Bankası döviz rezervlerindeki gelişmeleri değerlendiren Rota, 2019 yılından bu yana net rezervde 66.7 milyar dolarlık artış görülmesi gerektiğini ancak bilançonun sadece 900 milyon dolar arttığına dikkat çekiyor. Rota, dile kolay, 15 ayda 65.7 milyar dolar harcanmış diyor. 14 ayda 65.7 milyar doların çok büyük bir kısmı doları baskılamak için kullanıldı. Sonuç, dolar 5.20'lerden 7 TL'lere geldi. Dalgalı kur rejimi döviz kurunun piyasalarda arz ve talep koşullarına göre belirlenmesi olarak tanımlanıyor. Kamu tarafından müdahale edilmemesi gereken bir sistem. Alıcı piyasaya girdiğinde kur yükseliyor. Yükselen kur yeni alıcılar için cazip olmaktan çıkarken potansiyel satıcılar için cazip hale gelir ve piyasa dengelenir. Ancak AKP iktidarı TL lehine pozisyon alarak sisteme sürekli müdahale ediyor. Türkiye kirli dalgalı kur sistemine geçti de bizim mi haberimiz yok? Kredi alabilmek için IMF'nin kapısını çalmıyoruz. Zira IMF kredi vereceği ülkelerin defterlerini istiyor. Yatırımların durdurulmasını, kamu harcamalarının kısılmasını talep ediyor. Yatırımların durması demek, rantın durması demek ki bu AKP'nin en son isteyeceği şey. FED ise swap hattına Türkiye'yi dahil etmeyecek gibi görünüyor. Ülkeye dolar getirmenin bir başka yolu da faizleri artırmak ancak Erdoğan istemediği için onu da yapamıyoruz. Dünyada faizleri düşürüp dolar çekebilen bir ülke yok.
Bankacı Kerim Rota'nın hesabına göre 65.7 milyar dolar buhar oldu uçtu. Öyle anlaşılıyor ki sermaye çıkışı için Merkez Bankası ucuza döviz tanzim satışı yaptı ve sonuç olarak rezervler eridi. Peki şimdi soruyoruz, o dolarları kim aldı diyor Yusuf Derili TR724'deki köşesinde.